Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz sohbet edip biraz da başıma gelen olayı anlatmak istiyorum. Neden uzun zamandır evde vlog çekmiyorum, mutfakta vlog çekmiyorum? Aslında tüm soruların cevabı bu vlogda olacak. Bildiğiniz gibi biz İstanbul, İzmit, Burdur arasında böyle bir gezdik geldik. En son İstanbul'dan dönüşümüzde gece döndük bu arada. Gece saat 1-1.30 gibi Osmaniye'deydik. Eve geldik. Gelir gelmez hemen tabii ister istemez lambaya basmaya çalıştım. Koridorun lambasını ama lamba yanmıyordu. İşte eşime döndüm dedim ki yanmıyor, ne yapacağız? İşte bir bakayım şartele falan dedi. Bu arada eşim şartele bakmaya gitti. Ben de telefonun ışığıyla yani evin içinde geziyordum. Direkt de mutfağa yöneldim. Ve mutfağa yönelmemle bir anda suya basmam bir oldu. Mutfağımı tamamen su basmıştı. İşte yerler, dolaplar. Zaten dolaplardan bildiğiniz böyle oluk oluk bir su akıyordu. Değişik bir şeydi. Çok kötü bir görüntüydü. Tabii ben bir anda çığlık attım. Bu arada saat gece 2.30. Üst kat komşumuzu hemen uyandırdı eşim. Çağırdık. İşte geldiler. Neden olduğunu onlar da anlayamamış. Ama onların evinde de böyle hafif bir duvarda nemlenme olduğunu söylüyor abla. Sabahtan bir nemlenme olduğunu söylüyor ama sebebini de bilmiyoruz açıkçası bunun. O gece bir çözüm bulunamadı. Sadece suyun vanasını kapattılar. Hani kesinti dursun diye ama ne durması? Tam tersi devam ediyor yani. Hani borularda olan boşaldı anladığımız kadarıyla. O gece tüm mutfağım salona yani bu odaya taşındı. Tüm eşyalarım taşındı. Ben hiçbir şey yapmıyordum. Sadece ağlıyordum ve ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım diyordum. Çünkü ocağım, davlum bazım, küçük ev aletlerim, tabaklarım, bardaklarım hepsi su içindeydi. Tamam, kırılan dökülen hiçbir şey yok görünürde. Ama kötü bir görüntüydü. Yani çok kötü bir andı. Asla hatırlamak istemiyorum. Allah'ın düşmanımın başına da vermesin böyle bir olayı. Hele ki yani şunu düşünüyorum. Hadi biz o gün gelmeseydik. Yani bu diğer odalara devam ederdi. Ve çok kötü olurdu. Yani bir de şu da var. Hadi elektrik kesilmeseydi. Yani davlumbaza su girmiş aslında. Davlumbaza giren su tüm evdeki elektrik hattını kesmiş. Şarteli attırmış. Yani ev kendini korumaya almış falan dediler bununla ilgili de. Öyle olmuş yani. Çok şükür ama bitti sayılır. Zaten şimdi size de o evin işte yapım aşamalarını, ilk suyun nasıl aktığının görüntülerini de eklerim. Bu arada dolap tamamen söküldü zaten. Dolap söküldü ve bir bekleme süreci vardı. Bu bekleme süreci gerçekten geçmek bilmedi. Zor bir süreçti çünkü. Yani şöyle söyleyeyim. İşte dediler ki bize bu su tamamen kendini kusacak duvara. Daha sonra da işte duvar nemini kurutacak, boyalar atacak. Daha sonra mobilya monte edilip boyası yapılacak. Dedik ki tamam. Ben zannediyorum ki bir hafta falan sürer. Biz toplamda 21 gün bekledik. Evet, dile kolay ama çok zor geçti. Eve geliyorum. Salon dağınık. Mutfak öyle ve mutfağı sürekli açık bıraktık. Ayazda kalsın. Hani camları yani oradaki sürgülü kapım var. O sürgülü kapı tamamen açık. Ayazda kalsın, kurusun diye. Onun kurumasını bekledik. Yani zor bir süreçti. Tekrar tekrar bunu söylüyorum. Çünkü eve geliyorsunuz, yani salonum dağınık. Mutfak kullanılmıyor. Oturma odasındayız ama mutfakta hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani ocağım gitti zaten. İşte ocakta biraz sıkıntı vardı. Davlumbazım tamamen iptal.
İşte ocak garantiye girdi. Davlumbaz tamamen su basması olduğu için girmedi. İşte davlumbaz yenilendi. Ocak yok, bir şey yapamıyoruz. Yani mutfakla tamamen ilişkimiz kesildi. Yeme içme olayımız hep dışarıda ya da annelerimizde oldu. Yani annelerimizin evinde oldu. Sağ olsunlar ama onlar da hani hiç kırmadan, böyle zorsunmadan her işimizi yaptılar. Allah razı olsun bununla. Buradan da onlara çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Zor bir süreçti. Tekrarlıyorum yine arkadaşlar. Rabbim kimsenin başına vermesin. 21 günün sonunda da artık geldi. Dolaplarım takıldı. Bu arada dolapların kapakları gitmiyormuş. Yani kapakları götürmediler daha doğrusu. Çünkü kapaklar el yapımı değilmiş. Yani makina işi mi dedi abi, gelen abi. Öyle bir şey dedi. Hazır kapakmış galiba. Kapaklarda herhangi bir sorun yoktu. Kapaklar burada kaldı. Ama iç iskeleti tamamen götürdüler. En son işte geldi. İç iskelet takıldı. Kapaklar monte edildi. Evet, o görüntüden bu görüntüye. Mutfak dolaplarım tekrardan takıldı. Bu şekilde. Ama yine de biz bu kapaklarını açıp havalandırmayı düşünüyoruz. Şu şekilde. Böyle. Buraya da bugün altı çekildi. Yarın boyası var. Allah'tan bir şey olmazsa. Tüm dolabım değişti yani, anlayacağınız. Sıfırdan mutfak dolabı takıldı. Mutfağım adım adım eski haline dönüyor. Dolaplarım takıldı. Zaten kapaklar hazır kapak olduğu için değişmesine gerek kalmadı. Herhangi bir şişme vesaire olmamıştı. Kapakları burada bıraktılar. Tüm iç iskeleti değişti dolaplarımızın. Yani hiçbir şey yoktu gördüğünüz gibi. Ama tekrardan eski haline döndü. İçlerini yerleştirdik. Yaklaşık olarak 2 günde boyalar yapıldı. Üst tavan boyandı. Hatta şu şöyle göstereyim. Ledler sökülü, daha takmadık. Tam kurusun dedik. Çünkü boyama işlemi de işte bir gün zımparalandı. O kabaran yerler tamamen zımparalandı. Döktüler onları. İkinci gün işte sabahtan başladılar boyamaya. Öğleye kadar da bitirdi ustalar. İlk defa ustalarla sorun yaşamadan işi bitirdik gerçekten. Çok şükür. Belki onlar da durumumuza üzüldüler yani. Çünkü her gelen ya işte kötü olmuş falan dedi bize. Bitti ama işte ocağım gelecek, davlumbazım gelecek buraya. Halım yok. Halım yıkamacı da. Perdem cam silindikten sonra takılacak. Masam burada. Sandalyelerim hala çocuk odasına getirmedim. Ayak altında böyle sorun yaşamayalım, sıkıntı olmasın, dar olmasın alan diye. Bunun üzerinde de mavi sofram serili yalnız. Mat çünkü masam. Hemen bir leke oluyor böyle. İster istemez. O yüzden korumak amaçlı da sofra sermiştim. Bitti ya. Çok şükür. Artık en son temizlikler kaldı. Onları da yapıp halımı serdiğimde eski düzenime kavuşmuş olacağım. Beyaz eşyalarım yerine konuldu. İşte camım silindi. Perdelerim takıldı. Tertemiz bir mutfağa kavuştum. Ama gelin görün ki şu anda doğalgazım aktif hale gelmedi. Yani hala mutfağımı kullanamıyorum. Yemek açısından kullanamıyorum. Gene de giriyorum, çayımı kahvemi yapıyorum ama çok şükür olsun ki. Yemek açısından hala kullanamıyoruz. Bu hafta içinde Allah izin verirse doğalgaz işlemimiz de halledilecek. İşte gelip kontrolleri yapılıp tekrardan açılacak. Apartmanın yeni olmasının biraz mağduru oldum aslında. Bu apartman yeni bir apartmandı. Hiç kullanılmamıştı ev. Bu arada ben bu evde kiracıyım da. İlk gelenlerdenim. Apartmana ilk oturan benim. Benden sonra da 5. kata bir arkadaşımız geldi. O da yeni evli. Hep böyle ya yeni evli ya da 2 kişi kalan çiftler var.
Yani daha yeni dolmaya başladı. Aslında 7-8 aylık bir apartman, dediğim gibi ilk oturan da benim. O yüzden biraz mağdur oldum. Çıkmayı düşünmedim mi? Düşündüm. Hani hemen ev bakalım dedim. Ama ev bakmak da çözüm değildi. Evi taşımak, tekrar o eve göre perde, halı vesaire almak sıkıntı olacaktı bizim için. Sabrettim, bekledim ve tekrardan evim eski düzenine oturdu. Tertemiz oldu yeniden. Sadece bir ay bekledim. Ama olsun, ne yapalım? Kısmetmiş. Bu varmış, alnımıza yazılan buymuş. Mesela o gün akşam da ben sürekli Musa'ya işte ne yapacağız biz şimdi, ne yapacağız, ne olacak, ne olacak dediğimde ve ben çok ağlıyordum. Hani ben bir de böyle çaresiz kaldığım anlarda direkt ağlamayı seçen insanlardanım. Dayanamam çünkü. Bir anda boşalırım böyle. Musa'ya sürekli ne yapacağız, ne olacak şimdi? Musa o gece bana dedi ki, belki bu hayırlıymış. Yani ya bize bir şey olsaydı yolda, ne bileyim, ya bizim başımıza bir şey gelseydi, ya sana ya bana bir şey olsaydı dedi. Ve yani evet, düşünüyorum, tamam, o gece bunu kabul etmedim. O gece sürekli ağlamaya devam ettim yine. Ama sonradan düşününce evet, ya bize bir şey olsaydı. Ama çok şükür ki bize bir şey olmadı. Ev oldu, olsun. Yani gelen mala gelsin. Böyle düşünmek daha mantıklı herhalde. Şimdi de aslında bitmiş halini de çekeceğim. Bakın, yeniden eski mutfağıma kavuştum demiştim. Tertemiz oldu. Sadece işte doğalgazımız bağlanacak. Onu bekliyoruz. Onun tüm kontrolleri yapıldıktan sonra bağlanacakmış çünkü. Dolaplarım da yine eski dolaplarım. Mis gibi oldular. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizlere derdimi anlattım. Siz de benim dertlerimi dinlediğiniz için, derdime ortak olduğunuz için ve buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.